Değerli izleyenlerimiz, Tarım Soru Yorum'un yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz efendim. Gerçekten Türkiye için çok önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Anadolu ÜPAK Genel Müdürümüz Sayın Ali Cem Suca bizlerle birlikte hem lisanslı depoculuğu, hem ürün ihtisas borsacılığını, hem de aracılı sistemi konuşacağız. Ee, özellikle son dönemde çok gündeme getirmeye çalıştığımız bir konu. Ee, Ali Cem Bey de sağ olsunlar hiçbir zaman bizleri kırmıyorlar. Bir de WebAgron platformu üzerinden görüşlerini almak istedik. Hoş Geldiniz efendim, Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Az önce bir basın toplantısından da çıktık. Orada çok güzel bir bilgilendirme yaptınız. Şimdi biraz onun damıtılmış halini evet. sizden alacağım. Birincisi, tarım için lisanslı depoculuk neden önemlidir? Ben bu sohbetimizde işin tarihçesini istemiyorum sizden. Sadece önem, amaç, çiftçi ve tarım sektörünün paydaşları açısından faydaları üzerine odaklanmak istiyorum. Birinci konum da lisanslı depoculuk. Tabii ki memnuniyetle. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum ve Agro'na da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Lisans depoculuk neden önemli? Öncelikle çok da uzatmadan tarım ve gıdanın niye önemli olduğuna değineyim. Sonuçta son senelerde dünyamızda bir ülkemizde tarım ve gıdanın önemi yatsınamaz hale gelmiş vaziyette. Bana göre ülkemizin de birinci öncelikli konusudur. Hem ekonomik kalkınma konusunda hem stratejik ürün olması anlamında hem gıda arz güvenliği anlamında ve bunun Detayları tabii ki sürdürülebilirlik, tarladan sofraya süreç vesaire. Lisans depoculuk ülkemizde 2010 yılında başlamış bir süreç. Çiftçilerimiz özellikle tabii ki ilk başta önemsediğimiz kesim, ilk önemsediğimiz kesim çiftçi ve üreticimiz. Lisans depolara kendi ürünlerini koyabiliyorlar. 17 adet ürün Türkiye Ürün Lisans Borsası'nda şu anda işlem görüyor. Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği en birincilikli ürünlerimiz. Burada ne yapıyorlar? Belli bir süreli kendi ürünlerini depolayabiliyorlar. Normal uygun şartlarda ve fiyatın olması gerektiği zamanda elden çıkarabiliyorlar. Tabii ki e, belli borçlarının olmadığı varsayımıyla. Hı. Şu anda o tip problemleri tabii ki var. Sorunların farkındayız. Onu kenara koyarak söylüyorum. Yani arz ve e, talep dengesine baktığımızda arzın fazla olduğunda malumunuz hasat zamanında fiyatlar düşüyor. O fiyatların düştüğü anda elden çıkartmak zorunda kalmıyorlar. Belli teknik e, donanım çerçevesinde, mevzuat çerçevesinde ürünlerini depoluyorlar ve Talebin fazla olduğu zamanlarda ürünü elden çıkararaktan emeklerinin karşılığını daha fazla bulma şansına, e, şans da demeyelim hatta e, imkanla kavuşuyorlar. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ee, az önce siz sunumda da söylediniz. Türkiye'deki evet. lisanslı depo kapasitemiz 10.2 milyon tondur. Evet. Ama en az bir bu kadar daha evet. hazırlık aşamasında da var. Yeterli mi değil mi iki açıdan. Bir, ürünler. Lisanslı depo kapasitemizin artması daha gerekiyor mu? İki, çiftçimizin bu konuda daha bilinçlendirmeye ihtiyacımız var mı? Madem faydaları bu kadar yüksek. İki soruya da kesinlikle evet cevabını vereyim ben öncelikle. Lisanslı depo kapasitemiz dediğiniz gibi 10 milyon küsur ton. Şu anda 14 milyon tonluk bir başvuru daha şu anda süreç içerisinde devam ediyor. Şu anda lisanslı depolarımızın hepsi dolu. Fakat çiftçimiz, üreticimiz, sanayi tüccarımızı da içine katıyorum esasında. Diğer kesimlerin gerçekten çok fazla bilgisi yok. Ama esas olarak işin içinde olması gereken, sisteme dahil olması gereken kesimin de çok fazla bilgisi yok. Lisans depo kapasitemiz evet artmak zorunda çünkü bu yararlı bir sistemdir, devlet teşvikleri vardır, devlet politikasıdır lisans depoculuğun gelişimi. Fakat bunun olması için de biz sahada da görüyoruz, maalesef çiftçilerimiz de dahil olmak üzere lisans depoculuk, elektronik ürün senedi, Türkiye'nin lisans borsası hakkında çok fazla a, bilgileri ve fikirleri yok. İşte bu noktada e, özelinde Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumu ve diğer kurulan ve kurulacak olan ürün piyasası aracı kurumları, nezdinde biz bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu vesileyle tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu ediyorum. Var. Estağfurullah efendim. Şimdi bu sistemin bir ayağı sadece. Evet. Şimdi lisanslı depo bir de e, Türkiye Ürün İhtisas evet. Borsaları var. Bir de üstüne aracılı sistemi de konuşacağız. Evet. Şimdi hemen hemen aynı konu başlıklarında. E, Çünkü Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın da e, kuruluşuna çok büyük hizmet ettiğiniz için bu tarafını da çok iyi biliyorsunuz. E, bu nedenle e, sanırım lisanslı e, depoya ürününü koyan, koysun dediğimiz çiftçimizi... Aynı anda sen elektronik ürün senediyle Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda da ürünlerini değerlendir mi demiş oluyoruz acaba? Biraz o sistematik bana anlatabilir misin? Kesinlikle öyle. Esasında bunlar iç içe geçen kavramlar değil. Bir zincirin üç halkası olarak düşünebilirsiniz. Deminki bazın toplantısında da benim anlattığım üzere İlk başı lisans depoculuk orta halka ürün lisans borsacılığı şu anda Türkiye'mizde tek ulusal borsa olan 2019 yılından beri Türkiye ürün lisans borsası ve 2024'ün son kısmında açılacak olan ürün piyasası aracı kurumları yani aracılı sistem. Esasında bu üç halka birbirinden olmazsa olmaz ayrılmaz bir bütün halinde düşünebilirsiniz. Ve bu bir zincir esasında. Ee, lisans depoculuk olmazsa hiçbiri olmaz. Aracı kurumları olmazsa da Türkiye Üniversitesi Borsası çok çok fazla kendini büyütemez. Lisans depoculuk sistemi kendini büyütemez. Şu anda son halkadayız. Peki, e, gelişme performansını kurulduğu günden itibaren e, ama temel cümlelerle lütfen evet. nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın? E, parametrelerimiz var e, biliyorum. E, ne kadar kişi işlem yapmış, işlem hacmi ne kadar olmuş, önemsedikleriniz var bunların içerisinde. Evet. Yelpaze Geniş Merkezi ulaşıyor muyuz gibi benim aklımda kalanlara mı siz çeşitlendirebilirsiniz? Evet. Tabii. tabii ki. Memnuniyetle. Şimdi ben eski sermaye piyasaları kullanıyorum. E, Sermaye piyasalarından gelen bir insanım. İşlem hacmini buna rağmen işlem hacmini çok fazla önemsemem ben. Sistemin içerisinde kaç kişi var ve kaç tane aktif e, işlem yapan e, kişi var. O olayı öyle bakıyorum. Esasında bizim önemsediğiniz üç tane rakam var. İşlem hacmi, sisteme kayıtlı kişi sayısı ve e, aktif olarak işlem yapan kişi sayısı. Ama ben dediğim gibi işlem hacmini kenara koyuyorum. Özellikle sistemin içerisinde kaç tane kaç kişi var ondan e, onunla ilgileniyorum. Türkiye Unisas Borsası'nın kurucularından evet biriyim. Bundan mutluluk ve gurur duyuyorum. Ee, son birkaç aydır da son halkı olan Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumu'na geçtim. Şimdi bu tarafı yapılandırıyoruz. Ee, bu noktada Anadolu Ürün Piyasası yeterlilik Buyurun. anlamında estağfurullah. İhti... Borsanın gelişimi yeterli gelişim gösterdi. Çok büyük bir gelişim gösterdi. Fakat 2023 sonu itibariyle rakamlar belli bir no... belli bir seviyeye dayandı. Yani şu andaki artış esasında stabil bir durumda. Çok fazla ivmelenerek gitmiyor. Bunun bir tane birinci sebebi birkaç sebebi var. Bir tanesi lisans depo kapasitelerinin şu anda yetersiz kalması. İkincisi sistemde olan kişiler dışındaki kişilerin çok fazla bilgi sahibi olmaması. Üçüncüsü de Türib'in aslında asli yapması gereken borsacılık faaliyeti dışarısında dışında pazarlama, satış, dağıtım, pazarlama ve satış kısmını da yapmaya çalışması ki asli fonksiyonu bu değil. İşte dediğim gibi o bu üçlü silsileden oluşan son halka olan ürün piyasası aracı kurumları pazarlama, bilgi verme, satış ...kısmını yapacaklar. Nasıl yapacaklar? Sahaya inerek yapacaklar. Biz şu anda... ...ticaret borsaları ve kooperatiflerle... ...birlikte çalışıyoruz. Sizlerin kanalıyla da... ...sistemi, kişileri bilgilendirmeye... ...çalışıyoruz. Aracılığı... ...sistemde ne değişecek? Ne zaman geçeceğiz? Hali hazırda bu sistemin içerisinde olan... ...siz Moody diyorsunuz. Evet. Sistemin içerisinde... ...olan kişiler yeni sisteme... ...geçildiğinde ne yapacaklar? Esasında çok kategorik ve... ...çok önemli bir değişiklik var. Sistem tamamen değişiyor... Şu anda doğrudan yatırımcı emri dediğimiz, yani siz TÜRİP'te elektronik ürün senedi alım satımı yapmak istiyorsunuz. Siz direkt TÜRİP'in üyesi oluyorsunuz. Size bir şifre geliyor, siz oradan alım satım emri geçiyorsunuz. Yeni gelecek olan sistemle araya aracı kurumlar geliyor. Bunlar neden geliyor? Bana çok soruyorlar neden aracılı sisteme gerek var? Beş senedir iyi gidiyorduk, sistem oturmuştu diye. Normalde bu kurulmuş olan doğrudan yatırımcı emri sistemi zorunluluktan dolayı olan bir sistem. Esasında ideal sistem Borsa İstanbul sermaye piyasaları tarafında olduğu şekilde aracılı sistemin olması. Neden 5 sene geçti derseniz belli mevzuat yapılanmaları, kuruluş işlemlerinin tamamlanması, araya pandeminin girmesi, 2 senelik bir süreç malumu, sonrasında maalesef yaşadığımız deprem felaketi ve 5 senelik süre geçti tribün kurulmasından sonra. 2024'ün şu anda tam tarih verilmiş değil ama 2024'ün sonlarına doğru aracılı sisteme geçilmesi öngörülüyor ki ben de geçileceğini düşünüyorum son sorum efendim. Buyurun. Aracılı sistemin avantajları. Ama herkes için evet. genel bir çerçeve. Evet. Aracılı sistemin birkaç tane avantajı var. Birincisi operasyonların TÜRIP tarafından rahat yönetilebilmesi. İkincisi maliyetlerin e, Türibi kullanan kişiler açısından söylüyorum, muhide olur, yatırımcı olur, müşteri olur ismine ne derseniz kişilerin maliyetlerinin düşecek olması. Bu nasıl düşecek? Şu anda TÜRİB'in aldığı komisyonların üzerine bir komisyon konmayacak. Yani siz totalde doğrudan yatırımcı emri verirken aracılık sisteme geçtiğimizde sizin yükleneceğiniz komisyonlar, maliyetler e, şu andaki maliyetin üstüne çıkmayacak. Biz... Daha fazla kişi lisans depoculuk sistemine kattığımız durumda ki katacağımızı ben öngörüyorum orta vadede. Bu noktada tabii ki işlem hacimlerimiz ve aracı kurumlar açısından gelirler de daha fazla olacağı için kişilere yansıtacağımız maliyetler daha düşük. Komisyonları biz düşüreceğiz. Bu şekilde hem ürününü lisans depoya koyan ve satımını yapan çiftçi açısından maliyetler düşecek hem de normal şekilde ürünü olmayan ama alım satım yapan insanlar açısından düşecek. Üçüncüsü de biz aracı kurumlar yani ürün piyasası aracı kurumlar olarak bu sistemi şu anda da yaptığımız üzere tanıtmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi 2020 sonu itibariyle belli bir seviyeye gelindi ama bu yeterli değil. Bunun üzerine çıkmamız lazım ki daha fazla kişi sistemin içine dahil olsun. Tarım tarafında maliyetler düşsün. Lisans depoculuk anlamında gıda, arz güvenliği daha kolay sağlansın ve stratejik ürünü biz daha doğru yönetebilelim. Bu şekilde de maliyetlerin de düşmesiyle birlikte kişi sayısı ee, yumurta tavuk misali daha fazla artacak ve maliyetlere yansıyacak ve çiftçilerin esasında üreticimizin e, finansman maliyetleri bir şekilde düşmüş olacak. Tek bir ekleme daha yapayım izninizle. Ben şeyi de çok önemsiyorum. Tarımla finansın birleşmesini çok önemsiyorum. Çünkü şu andaki mevcut sistemde bankalar dışında tarım tarafıyla ilgilenen <laughs> özür diliyorum, kurumlar yok. Biz şu andaki yaptığımız görüşmelerde Anadolu Üniversitesi aracı kurma olarak finans tarafıyla da görüşüyoruz. Tanımın içinde olanlar ya da hiç olmayanlarla onlar da bu tarafa geldiklerinde tabii ki belli denetim, gözetim e, mekanizmaları çerçevesinde portföylerinin bir kısmını koyma imkanı sağlayacaklar. Ayrıyeten ürün üzerinden elektronik ürün senedi malumunuz şu anda çıkıyor. Elektronik ürün senedi üzerinden de bir finansal enstrüman çıkacak. Bu şekilde işlem hacimleri artacak piyasalara, spot piyasaya ve sonrasında kurulacak olan vadeli işlemler piyasasına, TÜRİP nezdinde hem likidite gelecek hem de derinlik gelecek. Peki. Ee, bu süre zarfında ancak bu kadar anlatılırdı. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ama yine de çok kıymetli izleyenlerimize bir anahtar verelim. Daha detaylı bilgi edinmek istiyorum. Ee, tekrar bunun belki alt başlıkları çok daha fazladır. Derinle inmek istiyorum diyenler en azından hani web tabanlı internette nereye başvurursunuz? Ee, yani Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumu özelinde ben söylüyorum. Web sitemiz var. Sosyal medya hesaplarımızı biz çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Basın duyuruları yapıyoruz. Basın toplantıları yapıyoruz. Ve Bargon'la yaptığımız şekilde e, çok teşekkür ediyorum. Tekrardan birlikte söyleşi gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi Anadolu ÜPAK olarak aramaları yeter ya da ve veya diyeyim borsa anlamında da Türkiye Üniversitesi Borsası'nın web sitesini ziyaret edebilirler. Orada anlat, anlattığınız bütün sistem yazılı olarak var. Neyin Ne olacağı ne, var. Yasa, yasal e mevzuatlar. Ürünler, yasal mevzuat, hangi ürünler depolanıyor, hangi süreyle depolanıyor, nasıl işlem yapabilirler vesaire gibi detay bilgiler ama önemli bilgilerin hepsi mevcut. Efendim çok teşekkür ediyorum. Yorduk size hemen basın toplantınızın ardından hakkınızı helal edin. Çok ben sağ teşekkür olun. Ediyorum. Çok sağ olun. Bütün izleyicilerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok Biz teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli izleyenler. Anadolu İpak Genel Müdürü Sayın Ali Cem Suca ile birlikteydik efendim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.